Normalde belediye seçimi yerel liderlerin lokal sorunları çözüm yeteneğinin ölçüldüğü bir sınavdır. Bu nedenle de dinamiği genel seçimden farklıdır. Bir süredir öyle değil. AKP iktidarının belediye başkanlarının yetkilerinin elinden alması, iş yaptırmaması ya da yerlerine kayyum ataması nedeniyle yerel seçimde genel seçim havasına büründü. Bir merkezden dağıtılan tek tip afişler. Liderle aynı stüdyoda fotoğraf çekimleri ve benzer vaatler kampanyadaki o yerel renkleri öldürdü. Adeta yerelde bile her muhalif aday Erdoğan'a karşı yarışıyor. Erdoğan'ın da özellikle İstanbul'da bu seçimi kaybetmesinin bir sonraki genel seçim mağlubiyetine işaret olacağı varsayılıyor. Elbette iktidara yerelden tırmanan Erdoğan da bunun farkında o yüzden de yerel seçime de genel seçim gibi asılıyor. Daha Mayıs'ta genel seçimi kazandığı gece evinin önünde yaptığı o ilk konuşmada İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız diye sormuştu. Zayıf bir aday çıkardı İstanbul'da ama herkes biliyor ki her yerde İmamoğlu'nun karşısına Erdoğan çıkacak. Bu kez şansı son yerel seçimden fazla çünkü muhalefet ittifakı da aldı. Unutmamalıyız ki Erdoğan tam 30 yıl önce yine Mart sonundaki bir seçimde İstanbul Belediye Başkanlığı'nı muhalefetin dağınıklığı sayesinde kazanmıştı. Merkez sağ ve merkez solun oyları farklı adaylara dağıldığından Erdoğan %25 ile aralarından sıyrılabilmişti. Muhalefetin ancak bir araya gelirlerse Erdoğan'ı alt edebileceklerini anlaması çeyrek asır sürdü. Sonunda nihayet 2019'da ittifak yaparak İstanbul'u geri alabildiler. Ancak görünen o ki 25 yıllık akıl tutulması şimdi yeniden depreşti. İktidardaki ittifak birbirine daha çok keletlenirken muhalefet ayrı adaylarla yarışma konusunda kararlı görünüyor. İstanbul'un kazanılmasında kilit rolü olan Kürtlerse küskün. En az yarısının kendi adaylarına oy vereceği söyleniyor. Bu dezavantajlara ilaveten yükselen çatışmalı ortamın iktidara yarayabileceğini ve evleri deprem riski taşıyanların çaresiz hükümetin adayına oy verebileceğini de hesaplamak gerek. Bu durum karşısında tek umut seçmenin sağduyusunda. Dileriz onlar muhalefet liderlerinin yapamadığını yapıp sandıkta oylarını birleştirir, şehirlerine, yarınlarına sahip çıkarlar.